Merhaba, Health Food Break'e hoş geldiniz. Ben Sezin. Bugün bir tarifle karşınızda değilim. Bugün birazcık daha böyle sağlıklı tarifleri ev ahalisine, gelen misafirlere, etrafımızdaki insanlara nasıl çekici gösteririz anlatacağım sofra kurma videosuyla karşınızdayım. Aslına bakarsanız bir süredir böyle sağlıklı yemekler yapıyorum. Ama eve gelen misafirler gerçekten de hiçbirinden böyle dert yanmıyor. Artık bana ayıp olacak diye mi yapıyorlar bilmiyorum ama bence aslında böyle sofrayla, biraz böyle renklerle, farklı dokularla falan onların kalbini çaldığım için çok da böyle ne yediklerini anlamadan böyle lezzetli lezzetli arada götürüyorlar. Bence siz de bunu yapabilirsiniz. İnanın böyle sağlıklı tarifler yapmak sıkılmak değil. Bu noktada kafanızda binlerce soru olduğunu farkındayım. Ya öğlene kadar böyle beslenilmez ki. Bir kere misafir geldi, ona da mı böyle yapacağız? İşte zaten o havalı sofraları ben kuramam, çok bütçe gerektirir falan. Bende de hepsi vardı bu soruların. İnanın hiçbirine gerek yok. Hadi bütün soruları atalım. Ben size şimdi harika bir sofra kurmanın 5 ana püf noktasını anlatacağım. Hem de mutfağımda harika ZM Dekor ürünlerini kullanarak yapacağım bunu. Hazırsanız hadi başlayalım. Misafir sofrası kurmanın 5 ana püf noktasını paylaşacağım demiştim. O zaman püf noktası 1 ile hemen başlıyorum. Masa örtüsü seçimi ve tabak çanak takımının seçimi. Şimdi burada aslında hepimiz ev kurarken böyle klasik tabak setlerine falan yönleniriz. Benim de dolapta böyle neredeyse 150 parçadan oluşan çiçekli, güllü böyle bir setim var ve gerçekten onu çok kullanamıyorum. Benim naçizane tavsiyem böyle çok kalabalık büyük yemek takımları almak yerine daha böyle göze çarpan, sevdiğiniz renklerde, desenlerde ve daha böyle farklı parçalara yatırımda bulunmanız. Ben mesela buradaki mavi seti aldım ve her tarifte kullanıyorum. Ama bundan da önce bir adım geri çekilecek olursak en önemli adımlardan biri masa örtüsü seçimi. Masa örtüsünde ben bazen böyle tek kişilik peçeteleri bile masa örtüsü gibi kullanabiliyorum. Lütfen böyle bembeyaz olmalı, gri olmalı, masa örtüsü düz olur, saten olur gibi böyle algılardan uzaklaşın derim. Masa örtüsü dediğiniz, çok sevdiğiniz küçük bir peçeteyi de ortaya koyabilirsiniz. Benim gibi böyle rengarenk parçalardan da yararlanabilirsiniz. Ben genelde bunları gerçekten de böyle semt pazarlarından ya da yurt dışındaki herhangi bir işte noktaya gittiğimde oranın şehrine özgü desenlerden, mesela işte çok sevilen desenli masa örtülerimden birini Porto'dan almıştım. Senelerdir de onu kullanırım. Alıp böyle ortaya yerleştirebilirsiniz. O zaman birinci adım ne yaptık? Rengarenk ve böyle kutunun dışında aslında çok standartların ötesinde bir masa örtüsünü ortaya yerleştirdik. Üstüne de zevkimize, kişiliğimize uygun renkte ve desende ama böyle birazcık hareketli ve yine standartların dışında tabaklarımızı koyduk. Gerisi zaten çok kolay akacak. İkinci madde bence peçete tercihi. Ben ne zaman böyle ev ürünleri satan bir mağazaya gitsem ilk işim böyle peçete reyonuna gitmek oluyor. Gerçekten böyle marketlerde satılan klasik peçeteleri çok sevmiyorum. Düz beyaz işte ya da böyle çiçekli güllü peçeteler yerine böyle bir gelenlere ufak bir mesajı olan, daha böyle geometrik desenli, daha farklı tonalitelerde böyle daha yine standartların dışındaki peçetelere bayılıyorum. Yine yurt dışına çıkarsanız oralarda da böyle çok ucuz fiyatlara bulabileceğiniz ülkemizde de olmayan farklı peçeteler var. Kapın gelin. Bütün peçeteleri alıp gelin ve böyle kötü günler için dolapta bekletin. Benim dolabımda yaklaşık 3-5 çeşit tür peçete var. Genelde böyle kullandığım masa örtüsü ve tabağın renklerine göre çok da yormadan nasıl böyle kombinlerim diye bakıp yanına götürüp böyle yaklaştırıp ona göre seçiyorum. Mesela bugün böyle daha desenli, daha meyve desenli, turuncu tonlarda bir masa örtüsü ve mavi tabak takımı seçtiğim için birazcık daha sakin olması adına krem bir peçete tercih ettim. Üstünde de İspanyolca benim evim senin evindir yazıyor. Bence bu gelenler için de çok güzel böyle ufak bir jest olacak. İkinci adım da peçete tercihiydi. Üçüncü adımla devam edecek olursak aslında birazcık da yaratıcı olalım diyeceğim. Benim işte masaya yerleştirdiğim aslında bütün sunum kaseleri farklı farklı amaçlar için yaratılmış. İşte mesela tatlıyı koyduğum bardaklar aslında su bardağı.
işte kısırı, kurabiyeleri servis ettiğim kaplar apayrı amaçlar için yaratılmış. Ama ben bunları bu çay saati için değerlendirip birazcık daha hem sofrayı neşelendirmek, birazcık daha böyle kişiliklendirmek hem de böyle gelenleri farklı bir sunumla şaşırtmak istedim. Bu noktada siz de yaratıcı olmayı sakın unutmayın diyorum. Farklı farklı malzemeleri farklı farklı amaçlarla kullanabilirsiniz. Yaratıcılık demişken hemen dördüncü maddeye geçeyim. Bence en önemli şeylerden birisi de farklı materyalleri masada bir araya getirebilmek. Full seramik, full cam, full gümüş ya da full tahta bir sofra yapmak yerine tahta, cam, gümüş, her türlü materyali bir araya getirmek inanın gerçekten böyle hem renklerin hem de dokuların böyle büyük bir oyunu gibi oluyor. Ve gerçekten masaya bir soluk kazandırıyor. Son adım ise aslında masanın demirbaşı ve en ortasında yer alan rengarenk bir çiçek. Çiçek koymak harika oluyor. Masaya böyle bir anında bir hayat ve renk getiriyor. O yüzden ben ister bir papatya olsun, ister böyle küçük masanın tonlarında bir renkte bir çiçek olsun. Mesela bugün turunculara uyumlu olduğu için turuncu bir çiçek tercih ettim. Masanın ortasına böyle bir canlı koymak gerçekten de bütün havayı değiştiriyor derim. 5 püf noktası bu kadar. Masa örtüsü seçimi ve tabakların rengarenk seçimi. 2 peçetenin seçimi. 3 yaratıcı olmak, farklı amaçlı işte bardakları mesela tatlı sunmak için kullanmak. 4 materyalleri karıştırmak. İster cam, ister porselen, ister tahta, istediğin şeyi karıştırabilirsiniz. 5 masaya canlı çiçek ekleyerek masanın havasını bir anda başka bir dokuya taşımak. Bu 5 püf noktasını yaparsanız eminim bundan bile güzel sofralarınız olacak. Umarım fotoğraflarını atarsınız. Umarım çok işinize yaramıştır. Yaparsınız ve benimle de paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi onlarca püf noktası ve sağlıklı tarif için Healthful Break'i tabii ki ne yapıyorsunuz? Takip ediyorsunuz. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki ufak molumuzda görüşmek üzere.